Baskı ve tehditlerle sindirmeye, iktidar siyasi operasyonlara ve yargı kumpaslarına başvurmaktadır. Türkiye kuruluş tarihi, siyasi soykırım, inkar yargılamaları ve kumpas dosyalarının da tarihi olmuştur. Sümeyye Gök şahsında ortaya çıkan kumpas dava dosyasıdır. Şırnak Cizre ilçesinde bağlı Cudi mahallesinde 4 Aralık 2021 tarihinde yaşanan bir silahlı saldırı olayı ilk andan itibaren kurgu bir dosyaya dönüştürülmüştür. Olay sonrası HDP Cizre ilçe binasında arama yapılmış siyasi operasyon ile 26 kişi gözaltına alınmış. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkça hedef gösterilen açıklaması ile demokratik siyaset aktörleri olayın faili olarak ilan edilip hedef gösterilmiştir. 4 Aralık 2021 tarihinde 4 gün sonra 8 Aralık 2021 tarihinde mail yoluyla yapılan isimsiz ihbar gerekçe gösterilerek TC aktivisti Sümeyye Gök gözaltına alınmıştır ve gözaltı süresince işkenceye maruz bırakılmıştır. Gözaltından adliyeye sevk sırasında görüntüleri basına servis edilmiş, hakkında birçok yalan haberler yazılmıştır. Kumpasın en başından beri Sümeyye Gök hakkında tek uydurma iddia, WhatsApp uygulaması üzerinden gönderilen 6 saniyelik Kürtçe ses kaydıdır. Ve bu tek 6 saniyelik kadın sesi gerekçesiyle tasarlayarak adam öldürme ve devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak iddialarıyla tutuklanmıştır. Gözaltındayken mahkeme kararı olmaksızın habersizce, gizlice alınan ses kaydına dayanılarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarları 13-10-2021 tarihinde 6 saniyelik ses kaydı karşılaştırılmasında dosyadaki sesin Sümeyye Gök'ün ile muhtemel aynı olarak değerlendirilmiştir. Yargılamanın başlaması ile davanın kumpas olduğu, kendisinin TC aktivisti olduğu, kadın mücadelesinin yargılandığı, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin hedef alındığına yer verilse de yargılama günümüze dek bir delile dayanılarak sürdürülmüştür. Hukuksuz ses kaydı incelemesine dair yapılan itirazlar sonucu ses örneği alınan Sümeyye Gök hakkında Adli Tıp Kurumu'nun 14.09.2023 tarihini analiz raporunda seslerin karşılaştırılmak için elverişli olmadıkları değerlendirmesi yapılmıştır. Yargılamayı yapan mahkeme çelişki olduğu gerekçesiyle ikinci kez Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş gelen 23.11.2023 tarihli raporda ses süresinin kısa olması nedeniyle karşılaştırmaya elverişli olmadığına yer verilmiştir. Bu her iki ATK raporuna rağmen Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sümeyye Gök'ün tahliye etmek yerine 08-12-2023 tarihi duruşmada ATK'nin her iki sesin mukayesini yapmak üzere ATK'den 7 kişilik genişletilmiş uzman heyet kurulmuştur. Adli Tıp Kurumu 3. kez ses kaydının karşılaştırılmayacağı dolayısıyla Sümeyye Gök'e ait olmayacağının kabulüne dair rapor tanzim etmişse de 24 Nisan 2024 tarihli 10. celsede ve yer yargılananlar hakkında müebbet hapis cezası verilmesi mütalası sunulmuştur. Cinayet davası değil, kurgulanmış kumpas dosyasıdır. Bu davada diğer binlerce kadın yargılanmasında olduğu gibi yargılanan kadın mücadelesidir. Ankara'da Kobane kumpas davasında Şırnak'a Sümeyye Gök yargılanmasına dek haykırıyoruz ki kadın mücadelesi yargılanamaz.